Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. 31 Aralık 6 Ocak haftasına hoş geldiniz. Sevgili koçlar 2018 yılı artık tamamlanıyor. Yeni bir yıla başlıyoruz. Ve haftanın sonunda 6 Ocak'ta yeni bir ay Ocak Aynı zamanda bir güneş tutulması meydana gelecek. Hafta boyunca ayın ışığı yavaş yavaş küçülecek. Pazartesi ve salı günü ay akrep burcunda. Ay akrepten geçerken e, biraz daha içe dönük hissedebilirsiniz kendinizi, sorgulamalar olabilir. Bu da çok aslında normal, olması da gereken bir şey. Çünkü yepyeni bir yıla başlıyoruz ve yeni yılın hemen başında da yeni ay da olacak. İşte bu yeni ay hazırlık şekil, şeklinde e, kendinizi, yaşadıklarınızı, yıl boyunca yaptıklarınızı, yapmak istediklerinizi bir gözden geçirebilir, planlayabilirsiniz. E, bitirmek istediğiniz, sonlandırmak istediğiniz, yaşamınızdan çıkarmak istediğiniz veya değiştirmek istediğiniz alışkanlıklarınız olabilir. Bunlara da odaklanabilir. Gerekli çözüm yollarını da araştırabilirsiniz. Duygusal olarak enerjiniz salı günden itibaren yükseliyor. E, çünkü ay, venüs ve neptüne güzel bağlantılar kuracak. Bu hem sezgilerinizi arttıracak e, hem de etrafınızdan, sevdiklerinizden duygusal anlamda da daha rahat destekler bulabileceksiniz. Sezgilerinizin sesini dinleyin tavsiye ediyorum Kendinize biraz hafta başında yalnız kalma fırsatları yaratın bu sizin için çok e, dengeleyici olabilir. İçsel dengenizi bulabilirsiniz. Ve kararsız kaldığınız konularda da önemli işaretler e, alabilirsiniz. Sezgileriniz, iç sesiniz çok doğru yolda gösterebilir şu süreç içerisinde. Çarşambadan itibaren ay yay burcuna geçiş yapıyor. ve iyimse enerjimizi arttıracak. 1 Ocak'ta gezegeniniz Mars artık sizin burcunuzda. Ve yaklaşık 2 ay sizin burcunuzda. E, yıla enerjik başlıyoruz. Motivasyonumuz güçlü, cesuruz karar verdiğimiz konularda eyleme geçebiliriz. Mücadele edebiliriz, inisiyatif alabiliriz. Ee, fiziksel enerjimiz de güçlü. Spora başlamak için, herhangi bir fiziksel aktiviteye başlamak için de uygun bir dönemdeyiz. Belki hemen yılbaşında bunun için de kararlar verebilir, programlar yapabiliriz. Ee, bunun dışında hayatımızda her alanda, gerek ilişkiler, gerek kariyer, her türlü konuda daha aktif, daha mücadeleci olabiliriz. Ayda yay burcuna geçecek. Çarşamba, perşembe, cuma bu 3 gün ayda ateş enerjisi, ateş elementinde olacağı için. Neşemiz artıyor, motivasyonumuz artıyor, yaşam enerjimiz güçleniyor. Çevremize de bu enerjiyi yayabiliriz. Her türlü kültürel konu, iletişime dair konu, yayıncılık gibi konular, uluslararası her türlü mevzu, seyahatler aktif olabilir hafta ortasından itibaren. Cuma gecesi Ay Oğlak Burcu'na geçecek ve Perşembe Cumartesi günü de Ay Merkür'de Oğlak Burcu'na geçiyor. Artık Oğlak enerjilerini hissedeceğiz. Ay kapanan fazla. Ve hemen pazar günü günün ilk saatlerinde sabah 4.30'da 15 derece Oğlak Burcu'nda yeni ay doğuyu Aynı zamanda bir güneş tutulması bu. Ee, çok güçlü bir tutulma, öncü bir tutulma sizin için de çok önemli. Kariyer alanınıza vurgu yapıyor. Kariyerinizle ilgili, geleceğinizle ilgili, yaşamdaki statünüzle ilgili değişimler olabilir. Önemli kararlar verebilir, atılımlar yapabilirsiniz. Ama öncesinde belki de bir şeyleri kapatmanız, değiştirmeniz gerekebilir. İşle ola ilgili olabilir bunlar. Medeni durumunuz, hani ilişkilerinizle ilgili olabilir. Aile konuları da dikkat çekiyor. Özellikle ebeveynler, daha olgun yaştaki kişiler, üstlerle ilişkiler... Otoriteyle ilgili konular yine gündeminizi e, yeni ay ile beraber daha fazla meşgul edebilir gibi görünüyor. Ama siz daha kararlı olacaksınız. Çünkü bu tutulma güçlü bir tutulma, değiştirici, dönüştürücü ve şekillendirici bir tutulma. Temmuz ayına kadar olan önümüzdeki 6 aylık dönem içerisinde kariyerimizde önemli değişimler dönüşümler söz konusu olabilir sevgili koçlar evet güneş tutulması ile ilgili ayrıntılı bir video hazırladım sizler için ekrandaki linki tıklayıp hemen güneş tutulması videomuzu izleyebilirsiniz ve hala 2019 yıllık videolarımızı izlemediyseniz sevgili koçlar 2019 yıllık videonuzda mutlaka izleyiniz mutlu yıllar dilerim hoşçakalın